Öncelikle baştan söyleyeyim gündem çok ama çok kalabalık. Buna rağmen dolar 5.98 seviyesinde bakın ne 5.99 ne 5.95 tam 5.98 seviyesinde sıkışmış durumda borsada ciddi bir yükseliş var. %1'in üzerinde artışla 123.000 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün 123.629'u zorladı ve bakalım yükseliş devam edecek mi? Yeni rekorlarla karşı karşıya kalacak mıyız? Bunların hepsi hepsini göreceğiz. Hem dünyada hem de Türkiye'de neler oluyor onları biraz konuşalım. Bir kere Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir İdlib meselesi var. Yakın zaman içerisinde 8 askerimizi şehit verdik burada. Rus toplarıyla bu ölümlerin gerçekleştiği söylendi. Acaba S-400'leri almamak için bir bahane midir? Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii ama ne dedi Sayın Erdoğan? Hayır kardeşim biz Rusya ile bu süreci olabildiğince sakin bir şekilde devam ettireceğiz ve bu S-400 konusunu bitireceğiz dedi. O anlamda Rusya ile herhalde bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor ama rejimle ilgili müdahalemizi devam ettireceğiz diyor. Oradaki askerlerimizi geri çekmeyeceğiz diyor. Rejimle Türk askerleri karşı karşıya gelirse o zaman Rusya'nın pozisyonu ne olacak? Rusya bu işe ikna olacak mı? Ki öbür taraftan Rusya şunu diyor. Suriye'yi biz kontrol edemiyoruz artık. Kendi başına kararlarını alıyor diyor. İnandırıcı mıdır? Tabii ki inandırıcı değildir arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle bu bizim için jeopolitik bir kriz şu anda. Olaki yakın zamanda rejim güçleri Türk askerlerinin olduğu bölgeye zorla girmeye kalkarlarsa ki aradaki mesafe neredeyse 1 kilometreye inmiş durumda. Türk askerleri oradan geri adım atacaklar mı atmayacaklar mı? Diğer açıdan şöyle bakmak lazım. Mevcut bir rejim var yani şöyle düşünün Erdoğan hükümeti baştayken başka bir güç, muhalif güç, silahlı güç sürekli olarak Türkiye'de yer alıyor bir bölgede. Bunu PKK gibi de düşünebilirsiniz ve siz onunla savaşan Erdoğan'ı ya da hükümeti suçlu buluyorsunuz başka bir ülke olarak. E bu ne kadar gerçekçidir o da ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle Türk askeriyle Suriyelilerin ve Rusların karşı karşıya gelebileceğini söylemiştik. Nitekim acı bir olayla karşı karşıya gelindi. 8 askerimiz şehit oldu. İddiaya göre aslında durumu ÖSO başlatıyor. Olayı ÖSO başlatıyor. İlk Öso saldırıları oluyor hem Suriye askerlerine hem de Rus askerlerine karşı. Hatta 4 Rus subayı öldürülüyor. Bunun sonrasında da Öso'ya karşı bir saldırı harekatı başlatıyorlar. Biz devreye girince de ne yazık ki bizim şehitler de karşımıza çıkmış oluyor. Tabi bunun finans piyasalarına çok ciddi etkileri olabilir. Normal koşullarda aslında çok ciddi etkileri olurdu ama Bakın borsamız hızlı bir şekilde yükseliyor. Dolar da sabitlenmiş durumda. Sabitlendi mi? Hayır. Dolar sıkıştı arkadaşlar. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. 5.98'e sıkıştı. Aşağısı bir ara denendi böyle. Bir 5.96-97 yapılır mı acaba diye zorlandı. Ama gördüğümüz kadarıyla dolara tekrar talep geldi. Ve 5.98'in üzerinde tutuluyor şimdilik. Yakın bir zaman içerisinde gelecek haberle birlikte aniden çok sert bir hareket görebiliriz dolarda. Bu çok mümkün. Bunu söylüyorum biliyorsunuz. Hatta Merkez Bankası'nın kararından sonra, faiz kararından sonra dolarda hafif bir gevşeme olmuştu. O zaman da söylemiştim sizlere. 5.98'in üzerinde tutulması durumunda ilk hedef normal koşullar içerisinde 6.25 demiştim. Bakın normal koşullardan bahsedersek 6.25 ama makroekonomik veriler bu şekilde gelirse jeopolitik riskler böyle üst üste gelmeye devam ederse biz bir dolar şokuyla da karşı karşıya kalabiliriz. Bir dolar şoku olması durumunda da aniden doları 10 liranın 12 liranın üzerinde görebiliriz. Biliyorsunuz şu tünel zammı yapıldı. Onunla ilgili bazı yorumlar var. Onlara da cevap vermiş olayım. Şöyle diyorlar. Ya biz tünelle ilgili anlaşmayı 4 dolar üzerinden yapmadık mı? Evet 4 dolar üzerinden yaptık. E o zaman 4 çarpı 6 maksimum şu anda 5.98 ama hadi diyelim 6. 4 çarpı 6 eşittir 24 lira olması gerekmiyor mu? Evet tünel ücreti normal koşullarda 24 lira olması gerekiyor. E o zaman niye 36 lira? Bu durumda 36 lira bölü 4 9 liraya denk geliyor. E o zaman dolar eşittir 9 lira mı diye soranlar oluyor. Arkadaşlar bunu aylardır söylüyorum zaten. Doların ürün fiyatı, ürün değeri şu anda minimum 9 lira civarında. Başka ürünlerde, özellikle ithal ürünlerde 10 lira, 12 lira bandına çoktan yerleşmiş durumda. Yani ürün fiyatları öyle söylendiği gibi 6 liradan fiyatlanmıyor. 10 lirayla 12 liraya göre fiyatlanıyor. Yani 1 dolar eşittir 12 liraya göre çoktan beridir fiyatlanıyor zaten. Buradaki tek fark hükümetin Merkez Bankası'nın TÜİK'in katkılarıyla doların baskılanması, özellikle kamu bankalarının her türlü görev zararı göze alarak doları baskılaması ve işte 5 seviyesinde tutmaya çalışması. 6 lirayı bile göstermemeye çalışması. Bu konuyla da ilgili yorumlar geliyor. 6 lirayı bile göstermiyorlar. Evet, 6 lirayı o psikolojik noktayı göstermemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunun karşılığında da çok ciddi zararlarla Karşı karşıya bırakıyorlar bizi. Bakın bütçe açığımız her geçen gün artıyor. Bütçe açığına bağlı olarak her gün yeni vergiler, her gün yeni zamlar geliyor. Bakın görüyorsunuz yolla ilgili vergi, araç kullanımıyla ilgili vergi gibi yeni uyduruk vergiler de konuluyor bu işin içine. Hatta mevcut vergiler de yukarıya doğru çekiliyor. Bu ciddi bir enflasyonist etki yaratıyor. Bu enflasyonist etki enflasyon üzerinde baskı yaratıyor. En iyi ihtimalle yani tüm uğraşlara rağmen şu anda enflasyonu 12'nin altına çekemiyorlar, 13'ün altına çekemiyorlar. Önümüzdeki ay enflasyonun daha da yükselmesi bekleniyor. Buna rağmen Merkez Bankası faiz indirim yapıyor. Doğal olarak da döviz kırılganlığının önünü kesebilmek için, artan döviz kırılganlığının önünü kesebilmek için ne yapıyorlar? Sürekli olarak baskı yapıyorlar. Bu baskı kamu bankası zararı olarak karşımıza çıkıyor ve zam olarak karşımıza çıkıyor. Eşittir bütçe açığı olarak karşımıza çıkıyor ve bu bütçe açığını da her geçen gün bedel olarak bize ödetmeye devam ediyorlar. Bu arada doları onlar 6 liranın altında tutarken, 2 kuruş altında tutarken doların gerçek değerine getirmezken Türk lirasını ne oluyor? Öbür tarafta biz vatandaş olarak satın alma gücümüzü her geçen gün kaybediyoruz ve yoksullaşıyoruz. Çünkü piyasadaki her ürün devlet ürünleri ve vergileri de dahil olmak üzere doların 12 lira olmasına göre hesaplanıyor. Evet arkadaşlar lütfen gidin kontrol edin bakın ne demek istediğimi çok net anlarsınız. Zaten tünele yapılan son zam da bunu net ayan beyan ortaya koyuyor. Yani 4 dolarsa eğer biz neden 24 lira yerine 36 lira ödüyoruz? Tünel geçişine en basit örneği orada bile 9 liraya göre fiyatlanmış bir tünel ücreti var. Devlet eliyle yapılmış bir zam var ve bu devlet eliyle yapılan zam da doların 9 lira olduğunu net bir şekilde bize gösteriyor. Yani kim ne derse desin doların fiyatı Türk lirası karşısında şu anda 9 lira arkadaşlar. Evet 1 dolar eşittir 9 lira aslında resmi olarak. Yani bunun altına devlet imzayı bastı. Ha çekerler zammı geri 24 lira yaparlar. Diğer ürünlerde de yine fiyatları aşağıya çekerler. O zaman deriz ki evet ya dolar 5.98 seviyesindeymiş. Ama bugünkü fiyatlarla bana kimse doların 5.98 seviyesinde olduğunu söyleyemez. Gelelim hem borsayı hem doları etkileyebilecek diğer bir uluslararası meseleye korona virüsü. Bakın korona virüsü de her geçen gün yayılmaya, hızlı yayılmaya devam ediyor. Daha geçen hafta 3.000-5.000'lerden bin, bahsediyorduk. Bugün 30.000'lere dayanmış durumda. Yarın bir anda 50.000 kişi olabilir. Çin'deki salgını anlatıyorum. Bulaşan kişi sayısını anlatıyorum. Ölü sayısı geçen hafta 100 kişi bile değildi. Bugün 500 kişiye dayanmış durumda. Belki de aşmıştır şu dakikaları itibariyle. Ve 3300 kişi de çok riskli pozisyonda. Artık umut kesilmiş gibi o insanlardan. Bu şunu gösteriyor bize. Minimum 5000 kişi hayatını kaybedebilir. Filipinler'de Hong Kong'da yavaş yavaş ölümler başladı. Bir kişi Filipinler'de bir kişi Hong Kong'da. Bir yığın ülkede 28 ülkede bakkallar ortaya çıktı. Ve bu bakkalların ölümlere sebep olup olmayacağını bir salgın haline gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz arkadaşlar. O nedenle eğer ki bu koronavirüs de bu şekilde yayılmaya devam ederse sadece Çin değil bütün ülkeler çok ciddi manada etkilenebilir. Tek bir örnek vereceğim size. 1918 ile 1920 yılları arasında yaşanan İspanyol krizinde 50 milyon kişi ölüyor ve 1918'de 20 arasında yaşanan bu salgın sonrasında 1928'de başlayıp 1940'a kadar neredeyse devam eden ve hatta 2. Dünya Savaşı'na da sebebiyet veren büyük bunalım, büyük ekonomik bunalım başlıyor. Amerika'da başlıyor ve tüm dünyayı sarıyor. Sonrasında da 2. Dünya Savaşı'na sebep oluyor. Keza Ebola salgını sonrasında kriz çıkıyor. Keza SARS salgını sonrasında kriz çıkıyor. Bakın İspanyol salgını bir tarafa bırakırsak Ebola ve SARS salgınları şu anki korona salgınının yanında hiçbir şey değil arkadaşlar. Ve biz koronanın finansal etkilerini daha görmüş değiliz. Çin borsası düştü, tekrar toparlandı, Amerikan borsaları toparlanıyor. Ama yarın öbür gün bu iş büyürse bizi de etkileyecektir. Çok ciddi boyutlara gelebilir. Onun da uyarısını yapayım. Bakın görüyorsunuz. Bizim makroekonomik problemlerimiz, dolar kırılganlığımız, faizin yarattığı kılganlık, verilerimizin artık gerçekçi olmaması, gerçeği yansıtmaması, Rusya, Suriye, Türkiye ilişkilerinin gerilmesi, Amerika'nın bir şekilde bizi partner haline getirmeye çalışması, İdlib konusunda destek veriyoruz vesaire diyerek. Öbür taraftan korona, virüs meselesi, tüm bunlar totalde bizim risklerimizi her geçen gün arttırıyor. Artı global riskleri de arttırıyor. Onun için Kimse bu doların bu seviyelerde kalacağını iddia edemez. Yine önemli bir başka ayrıntı zaten devlet itiraf etti. Siz bu tünele %56.4'lük bir zam yaparak tünel fiyatını 9 liraya çektiğiniz an itibariyle 1 dolar eşittir 9 lira yaptığınız an itibariyle bugün dolar 9 lira. Kimse beni dolar fiyatının 5.98 olduğuna ikna edemez. Beni bırakın vatandaşı da ikna edemez. Tüm ürün fiyatlarının da 10 ila 12 lira arasında fiyatlandığı da ortada. Tüm vergi ve zamların yine 10 lira ile 12 lira arasında fiyatlandığı da ortada. Artık bu illüzyondan vazgeçin. Aksi takdirde ekonomiyi, doları bu şekilde sıkıştırmaya devam ederseniz yarın öbür gün Türkiye ekonomisi çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalır. Evet sevgili dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Tabii ki bildirimlerinizde muhakkak açın arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.